Merhaba arkadaşlar. Coğrafyanın Kalbi serimizde dördüncü videomuzla devam ediyoruz. Sen de yoruma bir kalp bırak deyip hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar baktığımızda yukarıda verilen Türkiye ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İzmir'de yer çekimi Antalya'dan fazladır. Kutuplara doğru yer çekiminin arttığını enlem faktörüne bağlı olarak bunu düşündüğümüzü özel konum şartlarını dikkate almıyoruz burada. Çünkü bu merkezleri biz kıyıda düşünüyoruz. Burada kutuplara doğru yer çekimi artıyor. Hatay'daki gölge boyları Ankara'ya göre daha kısadır denmiş ki Hatay daha güneyde olduğu için güneş ışınlarını daha dik alıyor ve gölge boyumuz daha kısa oluyor. Sinop'ta grup yani batış ve doğuş süresi Erzurum'a göre daha kısadır denmiş. Kuzeye doğru grup ve tan süresinde bir artış meydana gelmekte. Buna göre de daha kısa değil, daha uzun olmak zorunda. İstanbul'da gece gündüz arasındaki zaman farkı Konya'ya göre azdır demiş. İstanbul kutuplara daha yakın bir yer. O yüzden Konya'ya göre daha fazla olmak zorunda. Kutuplara doğru 21 Mart ve 23 Eylül hariç gece gündüz süre farkı artış göstermektedir. Buna göre 1 ve 2 numaralı öncüllerimizin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin orta kuşakta olduğunun bir göstergesi değildir? Şimdi biz burada genel olarak klasik olarak özellikle tabii farklı kodlamalar yapılabilir ama ben şunu kullanıyorum arkadaşlar. A, B, C ve D şeklinde ifade ediyoruz. A, Akdeniz iklimin etkilerinin görülmesi. B, batı rüzgarlarının yine etkilerinin görülmesi. C, cephesel yağışların görülmesi. D, 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması şeklinde kodlayabiliriz. Tabii klasik olarak burada 4 mevsim belirgin olmasını unutmuyoruz. O önemli bir noktaydı bizim için. Cephesel yağışlar var. Batı rüzgarların etkisi var. 4 mevsim belirgin olarak yaşanması var. Ki 4 mevsim belirgin yaşanıyorsa yıl içinde sıcaklık değişiminde belirgin bir şekilde görülüyordur. Bunlar yine dikkate alınabilir ama doğusuyla batısı arasındaki zaman farkı arkadaşlar orta kuşak değil. Özellikle oradaki boylam farkından kaynaklanmakta. Bu yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda ise aynı boylamda verilen 4 merkez var. İzmit, Bilecik, Kütahya, Burdur. Buna göre bu illerin ortak özellikleri arasında bulunmaz. Başlangıç meridyenine göre uzaklıkları değişir. Biz burada özellikle dünyanın geoid şekilde olan durumunu bir düzleme aktardık. Ki düzleme aktardığımızda çizgilerimiz düz bir şekilde gözükür. Ama gerçekte bunlar dünyanın şeklinden dolayı ovaldir. O yüzden kutuplara doğru iki meridyen arası daraldığı için bunların başlangıç meridyeni olan uzaklıkların aynı olması zaten söylenemez. O yüzden bu doğru olmadı. Öğle vakitleri aynı boylamda aynıdır. Yerel saatler aynıdır. Gölge boyunun en kısa olduğu zaman yani öğle vaktini ifade etmekte bu da aynıdır. Güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği zaman öğle vakti yine bunu da bu şekilde dikkate almaktayız. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda ise yukarıda bazı şehirlerin enlem ve boylam dereceleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tan ve grup vaktinin izlenme süresi en uzun İzmir denmiş. Tan ve grup süreleri kutuplara doğru arttığı için burada en uzun izlenecek yer Adapazarı'dır. O yüzden yanlış bir bilgi verilmiş. İzmir'de yerel saat en geri çünkü en batıdaki merkezimiz. Adapazarı ve Antalya'da güneş 21 Mart'ta aynı boylamda oldukları için aynı anda doğar, aynı anda batar. Ekinoks tarihleridir. Aynı boylamda aynı anda doğup battığı tarihler. Çünkü bu tarihlerde gece gündüz eşittir. Gece gündüz süre farkı en fazla kuzeydedir Türkiye'de. Adapazarı bu iller içerisinde doğru bir ifade. Antalya ve Şanlıurfa'da gece gündüz süre farkı aynıdır. Aynı enlemde gece gündüz süreleri ve farklarının yine aynı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu belirtelim. Sıradaki sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlarından değildir? Ki boylam ve buna bağlı gerçekleşen yerel saat farkı gibi durumlar matematik konum, mutlak konum. 4 mevsim belirgin yaşanması matematik konum. Cephesel yağışlar matematik konum çünkü orta kuşakta olduğumuz için görülüyordu. Dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması bakı etkisine bağlı. Güneş tabii güneşlenme süresi gibi noktalar. Yer şekilleri ise özel konum, mutlak konumla alakası yok. Göreceli konum olarak da nitelendirilebilir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak yani matematik konumun sonuçları arasında gösterilemez? Kuzey yarımkürede orta kuşakta bulunduğumuz enlem değerleriyle alakalı matematik konum. Güneyden kuzeye gidince kalıcı karsının yükseltisinin azalması, sıcaklık, güneş ışınlarının geliş açısı matematik konum. Aynı zamanda
aynı anda, aynı gün içinde farklı mevsim özellikleri özel konumdur çünkü buradaki yükselti gibi faktörlere bağlıdır. Grup ve tan sürelerinin kuzeye gittikçe uzaması mutlak matematik konum. Gece gündüz sürelerinin kıyaslanması yine matematik konumla alakalıdır. O yüzden burada özel konumla açıkladığımız C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir denememizin bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyorum ve daha fazla video paylaşmak için inşallah zamanımız olacaktır ve bu şekilde sizinle paylaşmaya devam ederiz.